Merhaba sevgili çocuklar. Ben Jaltezer Koleji Türkçe Zümre Başkanı Fatma Özer. Bir sınavın daha sonuna geldik. Türkçe sorularından bahsedecek olursak, 2023 LGS soruları daha önce bahsedildiği gibi birinci dönem konularından oluşmaktadır. Ancak birinci dönem konuları içerisinde yer alan cümlenin ögeleri konusunun bulunmadığı görülmüştür. Sınavda okuduğunu doğru anlamak, kelimenin ifade ettiği soyut anlam bilgisine sahip olmak Türkçe dersinin başarısında önem arz etmektedir. Bunu da daha çok okuyarak öne geçen öğrenciler gösterecektir. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İyi günler. Merhaba, Jaltezer Koleji Matematik Zümre Başkanı Duygu Sema Bozoğlu ben. 2022-2023 LGS Matematik Sınavı beklenildiği üzere birinci dönem konularından gelmiştir. Sınavın zorluk derecesi geçen yılla paralel olarak seyretmektedir. Emek veren tüm öğrencilerimin emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle. Merhabalar, ben Jaltezer Koleji Fen Bilgisi Zümre Başkanı Tuğba Çevik. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Uzun bir LGS yolculuğunu tamamladık. 2022-2023 fen bilimleri sorularına baktığımız zaman ilk 4 üniteden sorular çıktı. İkinci ünite ağırlıklı sorular bulunmakta. Son yıllara kıyasla dikkat gerektiren soruların daha da fazlalaştığını gördük. Sorulara baktığımızda hem görsel kısım hem uzun okuma metinlerinin birleştirilmiş halleri mevcuttu. Geçmiş yıllara kıyasla soruların seçiciliği daha fazlaydı. Bu sene seçici derslerden biri muhtemelen fen bilimleri oldu. Sorular öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama ve kıyaslama yeteneğini de ölçtü aynı anda. Genel olarak bakıldığında fen bilimleri soruları temiz ve anlaşılır şekildeydi. Fakat bunun yanında DNA ve genetik kod, gen aktarımı ile ilgili ve basınçla ilgili iki tane seçici dikkate yönelik okuduğunu anlamayla ilgili sorularımız mevcuttu. Bunun dışında yaptığımız denemelerle paralel olan sorularımız mevcuttu. Umarım herkesin sınavı çok iyi geçmiştir, çeldiricilere takılmamıştır. Herkese başarılar diliyorum ve iyi tatiller diliyorum. Merhabalar, ismim Engin Öner. Jaltezer Eğitim Kurumları Sosyal Bilgiler Zümre Başkanıyım. Öncelikle sınavımız bitmiştir. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim. Sorulara baktığımız zaman müfredat dışında herhangi bir soru bulunmamaktadır. Sorularımız bir önceki yılın zorluk seviyesiyle aynı seviyede olup daha önce uyguladığımız tarama sınavları, deneme sınavlarında paralellik gösteren birçok soruyu çözmemiz öğrencilerimizin başarı oranının yüksek olmasında oldukça etkili olmuştur. Merhabalar, Muhammed Ali Tetik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Başkanıyım. 2023 liselere giriş sınavını değerlendirdiğimizde, geçen seneki sınavlara bakarak gene paralel bir düzeyde soruların geldiğini görmekteyiz. Okuma, anlama becerisini ölçen sorularla karşılaşmaktayız. Okulumuzda yapmış olduğumuz deneme sınavlarımızla karşılaştırdığımızda paralel düzeyde aynı soruların geldiğini görmekteyiz. Tüm öğrencilerimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Jaltezer Eğitim Kurumları Yabancı Diller Koordinatörü Aslıhan Kurtoğlu. 2022-2023 LGS sınavına giren tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Umarım hepsinin sınavları çok güzel geçmiştir. Bugün sizlere sınavla ilgili, sorularla ilgili yorumlar yapacağım. Geçen yıl sorulan LGS sorularımızda görsel ve grafik daha ağırlıklıydı. Ancak bu yıl sorulan LGS sorularında görseller daha az kullanılmış. Çoğunlukla paragraf ve diyalog şeklinde verilmiş. Ayrıca ünite 2 olan Teen Life'tan da hiç soru çıkmamıştı. Milli Eğitim'in sorularına istinaden biz de çocuklarımızı hazırladığımız için öğrencilerimiz sınav sonunda hepsi çok mutlu bir şekilde çıktılar. Soruların oldukça kolay olduğu konusunda hemfikirlerdi. Umarım tüm öğrencilerimizin de sınavları çok iyi bir şekilde geçmiştir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.